Bu arada son bir haftadır ben de bu konularla çok sık içli dışlıyım. Evet, Ege Tabak hoş geldin. Hatırlıyorum senin nickname'inde. Ya bir atölye falan da ayarlayacağız zaten bununla ilgili. Birkaç farklı böyle canlı yayın da olmuştu böyle soru cevap mahiyetinde ilerleyen. Bunun dışında direkt anlatıcı da bir atölye düzenliyorum zaten. Aslında düzenlendi bile. Bu ayın 29'unda ben yapacağım. 27-28'inde bir başka arkadaşlar falan yapacak. Böyle ilginç planlarımız var yani bu topik üzerinden ilerleyeceğiz yine. Yani din, inanç, insan bağlamında ilerleyeceğiz. Orada da evet, o Zoom atölyesi var ya, yapıyoruz onu zaten. Evet ya, daha yapmadık henüz ama planlaması şu su her şeyi hazır. Aha, hocamı gördüm. Hocam isteğinizi bekliyorum. Evet hocam. Üç farklı başlık altında yapacağız. Ben kendi profilimde falan da yanılmıştım gerçi ama Serkan hocamla konuştum. Serkan hocam da gelecek umarım. Öyle değil mi hocam, şu düzenleyeceğimiz atölyeye? Eğer orada hatam olursa düzeltirsiniz. Yani şimdi özünde ben tekrar toplayayım. Tam yarıda kalmış oldu ama bana kalırsa tekrar. Yani kendi hakikatine inancı olan hiçbir topluluk, hiçbir sistem ya da hiçbir argüman saklanmamalı. Aksine açık açık ilan edilmeli. Bende şöyle bir sıkıntı var ya, benim bakış açımdan onlara dönüp baktığımda ben bunu net bir şekilde görebiliyorum yani bu bulunduğum yerden. Bu insanlar içlerine kendi yalanlarını karıştırdıkları için kapanıyorlar. Yani burada bu arada tekrar edeyim, yani burada din üzerine konuşmuyoruz aslında. İnançlar, yani din algıları üzerine konuşuyoruz. Hani burada ne İslam ne Musevilik eleştirilmiyor. Yani bu kapalı sistem, açık sistem niçin kapanır? Olay neydi? Çünkü aksine ya, Hazreti Muhammed zamanında neydi? Zaten tebliğ vardı. Emri bin maruf vardı. Yani mariften geliyordur çok şey, yani eğitim, yani eğitim emri vardı. Yani ben bir şey biliyorsam bir Müslüman bildiğini öğretmekle yükümlüydü. Yani ne Maruf iyi de iyi demek. iyi, maruf iyi mi demek? Yani emri bin maruf denen bir Evet. kalıp var. Din bu içerisinde bir olgudur. Bildiğim kadarıyla dediğim gibi Rauf. yetiştiğim yerden böyle bunlar benim edimim. Öğrenmem değil, edinimlerim yani, böyle dışarıdan çok tekrardan dolayı. Emri bin maruf şunu söylüyor. Zaten bir Müslüman da bildiğini öğretmekle sorumlu tutuluyor ya. Ben bir şey biliyorsam eğer bunu bilmediğini düşündüğüm yerlere gidiyorum, onları anlatıyorum. Bu Müslüman üstüne sorumluluk. Kaldı ki atıyorum işte bu her koyun kendi bacağına asılırdır. Zaten atıyor, bu bizim kültürümüze de aykırı bir şey. Çok fazla şey bizim atasözümüz gibi algılanır da, yani bu bize göre değil. İslamiyet'te de böyle bir şey yok. Aksine cihat yaparsın ya, İslamiyet'i yayarsın zaten. Bunun uğruna savaşırsın. Osmanlı dediğimiz ülkenin en büyük gayesi, en azından öyle söylenilen şimdi. Tabii ki de daha farklı şeyler de var yani, koca devletsin. Ama şu, yani cihan harbi var, ne bileyim işte cihat anlayışı var. İslamiyet'i yaymak amacıyla bir yere gitmek, hatta onun uğruna savaşmak var. Neden? Çünkü hakikat bir nurdur. Nurdan oluşur. Bu nuru iyiliği emretmek demek. Tamam işte iyilik de zaten İslam, yani buradan bile gördük yani. Nurdur. Nuru açarsın. Bana kalırsa kapanan her sistem içinde çok büyük yanlışları ve kişisel çıkarları barındırır. O yüzden ben kapalı her şeye karşıyım. Şey demiş, kapalı kadınlara da karşıyım. Oraya doğru evriliyordu cümle. Tamamlayayım dedim. Evet, şimdi tabii hep hiç kullanmamak Tabii aynen. Ya, gerekir. üstüne düşmek lazım onun. Evet hocam. Ya, Evet. Şimdi genelliği. bak, şimdi her sistem kendine muhafaza etmek istediği bazı kavramlar barındırır. Şimdi modern sistem özgür insan, düşünen insan modeli çok önemlidir. Bu modeli inşa etmek ister, değil mi? Kendi düşüncelerini ifade edebilen, bilgiye kendisi ulaşabilen ve onların tabiriyle hurafe dediğimiz şeylere inanmayan, kaynağını bilmediği şeylere itimat etmeyen birey modelidir. Bu bir dünya değerlendirme sisteminin insan tanımıdır. Şimdi dinlerin tanımı böyle değildir. Şimdi dinlerin tabiatı gereği din inmiş bir şeydir. Yani sana verilmiş bir şeydir. Senin yapman gereken nedir? Bunu kabul veya reddetmektir.
kabul ettiğin andan itibaren bütünlüğü kabul etmek mecburiyetindesiniz. Bütünlüğü kabul ettikten sonra da o bütün içerisinde bütüne uyumlu şeyler söylemen lazım. Bu din anlamında insanın özgürlüğünün kısıtlanması değil, insanın kendisini doğrudan uzaklaştıran ve dinden uzaklaştıran herhangi bir şeye karşı mesafe koyma becerisidir. Bunu yapmak da çok kolay değildir. Mesela işte o filmde de belgeselde de geçiyor, işte erkekler alanda oynamak istediklerinde kadınların uzaklaşması gerektiğini anons ediyorlar. Kadınlar buradan uzaklaşsınlar diyorlar. Şimdi bu da yani ne var kardeşim, kadınlar da oynasın dediğin anda zaten bu söylem işin tabiatına aykırı bir söylem. Adamlar zaten bu sistemi kurmuşlar. Böyle bir sistem üzerinden hayatlarına devam ediyorlar. Biz sadece modern yaşayan insanların veya modern çağda bulunan insanların bunlarla karşılaştığında yaşamış olduğu depresyon, anksiyete gibi ruhsal problemleri oluşmaya başlıyor. Sistem de bunlara diyor ki bu bir imtihan, bunu aşabilirsin, dua et, işte bize daha çok takıl, daha çok işte Tevrat'sa Tevrat oku, Kur'an'sa Kur'an oku, bunları aşarsın diyorlar. Bu şekilde bir sağaltım yöntemine gidiyorlar. Bu kendi içinde, kendi sistematinde kabul edilebilir bir meseledir. Ama dışarıdan baktığında bambaşka bir anlam yükleyebilirsin. İşte bu yanlış bir şey olur. Oradan oraya bakmak, buradan buraya bakmak gerekir. Ama işte bu din merkezli hayatlarını devam ettiren, yani bizim fundamentalizm dediğimiz şey, bunlar yani kökten, işin kökeniyle ilgilenmek, en geriye gitmek, mesela İslam anlamında asl-ı saadete gidip oradan hayatı şekillendirmeye çalışmak. Ama buraya geldiğinde karşılığı olmuyor. Şimdi bulamıyorsun karşılığını. Bulamayınca ne yapıyorsun? O zaman diyorsun ki ben elimden geldiği kadar bu işin içerisinde bulunmaya başlayayım diyorsun. Şimdi burada da insan düşünüyor, istiyor. Bak bunlar modern yaşamda, bak modern felsefenin, modern dünyanın insanın istiyor, merak ediyor duygusu kendini gerçekleştirme olarak tanımlanırken dindeki karşılığı yozlaşma olarak geliyor. Yani dünyaya ve kavramlara bakışları tam zıt bir şekilde oluyor. Ama hani bir tane resim göndermişti arkadaşım. Adam ikiye bölmüş. Bir tarafında umre kıyafeti, bir tarafında elinde iş çantası ve smokinli bir kişi. Hem ibadet hem ticaret, bilmem ne turizm. Tamam mı? Şeye gidiyor. Şimdi bu işte bu iki tarafında midesini bulandıran bir şey. Yani hem orada ol, hem burada ol. İşte bu olmuyor. Şimdi bu bünyede problemli hale geliyor. Modern insan şu anda bunu yaşıyor. Özellikle Türkiye'de. Yani dinin değerleriyle hem hal olurken hayatın hiçbir alanında dinin esaslarını dikkate almadan yaşaması. Şimdi ve söylemlerinde de çok dindarlar gibi davranmaları, ifadelerinde çok dindarmış gibi konuşmaları, işte inşallahları eksik olmaması, nasipse olur gibiler. Ama senden daha çok çaba sarf eder, senden daha çok mücadele eder dünya anlamında. Ama söyleminde bambaşkadır. İşte o smokinli ve umre kıyafetli kişinin hali gibidir. Bunu bir yozlaşma olarak iki tarafta görür. Yani iki tarafta bunu istemez aslında, kabul etmez. Modern yaşam da bunu kabul etmez. Yani sen bir diyetisyene git. Ya bu yemeğin bereketi nasıl? Bir söylesene bana desen hiçbir şey söyleyemez sana, değil mi? Yemez, evet. Oturur, kalorisinden bahseder, işte vitamin değerinden bahseder, değil mi? Bunlardan bahseder. Şimdi ben mesela oruç, değil mi? Yani sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı
değişik değişik görüşler var, değil mi? Zararlı olan diyenler de var, faydalı olan diyenler de var. Bir sürü farklı farklı görüşler var. İşte din bununla ilgilenmez. Yani dindar bununla ilgilenmez. İlgilenmemesi de gerekir. Evet, Çünkü evet. ilgilendiği anda ibadetin ruhunu bozar. Bozduğu anda zaten o işin mahiyeti de gitmiş olur. Bunu kaçırıyoruz çok sık hocam. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani namaz kılıyorsun da ne oluyor? İşte gidiyorsun küfür ediyorsun. Ya bu işte bu evet. Namazdan dolayı mı küfür ediyorum yani? Ya kılmasam küfür etmeyecek miyim? Ya oraya bağlanması. Modern yaşamın bunu söylüyor işte. Hacıdan hocadan kork. Ya adam hacca gittiği için mi kötü oldu? Aynen, hacıdan Gitmeseydi hocadan. Evet. yani hiç yani gitmeseydi çok iyi bir adam mı olacaktı? Veya gitmeyenler kötü adamlar mı? Şimdi bunların hepsi başka başka şeyler. Biz görev üstlenmiş bir canlı türü müyüz? Şimdi Hasidik cemaatinde görevlendirilmiş insanlarız. Dünyaya görevlendirildik. Yani dünyada 7 milyar insan var. Bu çok söylenir. Müslümanlar arasında da söylenir. Allah'ın seni Müslüman olarak seçmesi büyük bir nimet. Bunun kıymetini bil. Sen seçilmişsin çünkü. Seni seçmişler. Ha, oradan gidip de ya kardeşim işte Amerika'daki çocuğun suçu ne dediğin anda büyüyü bozarsın. Onu sormayacaksın. Sen kendi seçilmişliğinin kıymetini bil. O kıymet üzerinde hayatın devam ettir. Şeye İşte geliyor biraz. düşünceye Üzümü niye sokarsan bağını sormaya geliyor. evet yani çünkü bilmediğin başka işler var. Şimdi bu tür cemaatlerin yani bu belgesel temelinde değerlendirdiğimizde ilişkiler din üzerinden gidiyor. Ancak ilişkini bozduğun andan itibaren din seninle ilişki kurmuyor. Burası en büyük problemde olan. Yani benim belgeselden aldığım ve eleştiriye tabi tutacağım tek şey orası. Yani insanların birbirleriyle ilgilenmelerinin tek şartı aynı cemaat içerisinde olma şartı. Aynı cemaatteysen, sen zina da etsen, tacizde de bulunsan, biz örteriz bunu, duyurmayız. Ama aynı cemaatte değilsen, sen en ufak bir şey yaparsan seni diğer cemaat mensuplarına projekte ederiz. Bak çıktığın hale geldi deriz. Şimdi o filmde de var. Geçiyor. Okula gittiğinde müdürünün kendisine taciz ettiğini ve bunu herkesin gördüğünü gidip şikayet ettiğinde sen yanlış anlamışsın, o öyle bir şey yapmaz. Yapmamıştır. Sen öyle düşünmüşsündür deyip üstünü örttüler diyor. Ama adam kulaklık taktığında cemaatten uzaklaşmaya başlıyor. Kulaklık taktığında burada bunu yapma diyor. Şimdi ikisi arasındaki mesafeye bak. Yanlışlık anlamında. Ama verdikleri tepkilere bak. Şimdi bu dinin kendisini kabul edeceği bir şey değil. En azından mensup olduğum dinin kabul edebileceği bir şey değil. Yani din insanların ilişkilerini din üzerinden dindar değilse istediğin gibi onlara hatalı davranışlarda bulunabilirsin. Dindarsa yapamazsın diye bir ayrım yapmıyor. Yani komşu kim olursa olsun ona yardım etmiyor mesela. Yahudi olması, Hristiyan olması, dinsiz olması hiç fark etmez. Komşun olması yeter. Yani neredeyse birbirlerine mirasçı yapacaktı diyor peygamber komşuları. Şimdi Yahudilikte de böyle olabilir. Bilmiyorum. Hasidik cemaatinin bir öğretisi olabilir bu. Bu Hasidiklerde var ya. Yahudilerin içinde de böyle acayip seküler takılan tipler. İsrail'in kendisinde de şu an hala var. Filistin'e saldırmayalım diyen Yahudiler var. Belki Filistin'e saldırmayalım diyen. Onlar hasidikler zaten. İsrail'i, ha, onlar savaş istemiyorlar herhalde, değil mi? Zaten doğru. İstemiyorlar. Yani onların İstemiyorlar. sayısı Filistin'e saldırmayalım diyen Filistinlilerden çoktur belki. İlginç bir şekilde. Evet. Herifler Evet. kendilerini de sabote ediyorlar. Bu arada hocam birkaç soru var. Sizi nereden böleyim Hemen bilemedim ben. alalım. Ha, öyle mi? Bu Şimdi ilk şunu söyleyeyim. Buraya yazdım. Bu sayfadan atölyenin haberini takip edebilirler. Atölyeye hocam zaten konuşmuştuk. Siz de orada olursunuz diye umuyorum zaten. Ben anlatımı bitirdikten sonra üzerine rahat rahat konuşabileceğiniz bir platform olur Zoom.
Yani buraya bu sabitlediğimden şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Oradan kaydolabilirsiniz. Bu hesabın biyografisindeki linkten. Önce onu söyleyeyim. Birkaç kişi sormuştu çünkü. Şimdi bunun üstüne şimdi bu bahsettiğiniz işte sen Müslümansın tadını çıkart. ben çarptırıyorum tabii şu an. Alenen çarptırdım söylediğinizi. Şey diyor. Hocam din mi din algısı mı ayırt edelim? İlk soru bu. İkincisi de şu. Merak edin, araştırın diyen İslam'ın tavsiye ettiği merak edin, araştırın İslam'ın tavsiye ettiği hatta teşvik ettiği bir şey diyor. Biri çok güzel bir ekleme yapmış. O da şu. Biz dine uyduğumuz için geri kalmadık. Geri kaldığımız için dinden uzaklaştık. İlginç. Bu da din yürür, din gelişir anlamına çıkabilir. Bence bu da tehlikeli bir şey. Evet, onunla ilgili İlhami Güler'in bir kitabı var. Sabit Din, Dinamik Şeriat diye. Yani din sabit, şeriat nasıl dinamik oluyor yani? Yani işte orada okunursa anlaşılır. Güzel bir kitapsa ben onu da not alayım hocam. Bu Çöl Kraliçesi'nden sonra ikinci kitap olmuş olur. Bir başka kitabı var, Allah'ın Ahlakiliği Sorunu. İlhami Güler'in. Ahlakiliği. İlhami Güler. İlk defa duydum ya. Şu son 1-2 haftadır hocam o kadar çok bu din, inanç, insan bunların arasında o kadar gidip geliyorum ki bilimsel açıdan bakıyorum, dini açıdan bakmaya çalışıyorum falan. Çok acayip bir yerdeyim şu son 1 haftadır. Yani temelimde tabii değişmeyen şeyler var ama onun dışında her şey değişti ya. Çok İşte ilginç belki şeyler. o dindir. Çok Şeriat kesimi değişir. yani ya benim hissiyat açısından en azından. Yani hocam din mi din algısı mı? Sizin burada bahsettiğiniz şeyde ben tekrar o soruya bağlayayım istedim. Sizin bu konuştuğunuz. Din mi, din mi algısı mı? Yani bu tercih anlamında mı soruluyor? Tam anlamadım. Hayır galiba bu sizin eleştirdiğiniz mi diyeyim aslında. Yani aslında bu da olumlu eleştiri de olur tabii. Yani bu eleştirdiğiniz üstlerine konuştuğunuz şey. Bu arada hocam bir ekleme daha geldim. Ya bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ben de okumadım da. Dinimizde değişmeyenler bir de değişen şeyler var. Ha, dinimizde bir değişmeyenler bir de değişen şeyler var. Bu yüzden şeriat dinçtir. Şey dinamiktir. Herhalde yani. Evet. Dinde değişen İşte şeyler de varmış ve değişmeyen şeyler de varmış. Bu yüzden şeriat dinamiktir. ihtiyat kapısı kapalı falan diyorlar ya işte. O konular biraz bunlar. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim konu din mi, din algısı mı? Yani dinin kendisinin ne olduğunu ancak yani algılamadan yapamayız bu işi. Bu dolayısıyla din algısı. Yani birisi benim söylediğim din diyebilmesi için metnin aynısını okuması lazım. O kadar. Onun üstüne metninden bağımsız cümle kurduğu anda algı girmiş olur işin içine. Yani mesela yine spekülatif bir mesele. Miras meselesi mesela. O daha Değil mi? bugün üzerine bir makara yaptık. Nisa 11-12. İzledin Evet. Şimdi mi? miras meselesinde ne var? Ya ben de tam anlamadım da birazcık araştırdık. Benim kuzenim bakmış daha çok. Bana Yani kuzenim en temel kadın tutmuyor erkek muymuş? Neymiş? Böyle ilginç bir durum varmış. işte kadına bir erkeğe iki mesela değil mi? Şimdi sen din nedir diye sorduğunda metni okursun. Kapatırsın. Sonra ne yaparsın? Mevcut uygulamalara gidersin. Eski uygulamalara. Oradaki uygulamalara bakarsın. O uygulamalardan sonra yine bir din kavramına ulaşabilirsin. Ama metnin dışına çıktığın anda, uygulamaya girdiğin anda uygulayıcının algısı oluşur. Peygamber değilse bu kişi. Peygamberin yakın olan insanlarsa otomatik olarak İşin içine sosyolojik faktörler girer, o kişinin özel durumu girer, bir sürü şey girer. Dolayısıyla dinin kendisine ulaşabilmen için metne bağlı kalman gerekir. Şimdi mesela geçen gün yine okuduğumda şu geçiyordu. Allah'ı kürsüsünde 8 melek taşır. Şimdi bu ne demek? İşte bu ne demek biliyor musun?
Bu şu demek. Allah'ı kürsüsünde 8 kişi taşır. Tamam, bu ne demek? İşte bu Allah'ı kürsüsünde 8 kişi taşır demek. Din bu. Sen buna başladığın anda başka şeyler söylemeye algıya girmiş olursun. Tanrı adına konuşmaya başlarsın artık. Onun için de eski kitaplarda kitaptaki bütün doğrular Allah'a, yanlışların hepsi bana aittir diye yazar. O önceden o günahı alır bir üstünde ki affedilebileyim diye. Ahlaki bir şeydir de zaten. Yani din sabiteleri olan bir şeydir. Sabitelerin dışında bir şey söylediğin anda artık sen Allah'ın muradının ne olduğunu tahmin edersin. Eğer bunu biz tahmin olmaktan çıkarıp ilki olarak benimsersek, işte o zaman kapalı sisteme girmeye başlarsın. Bu budur kardeşim. Bunun dışına çıkamazsın. Dediğin anda, ama yani metinde sadece bu söyleniyor, senin söylediğin çıkmıyor. İşte eskiler böyle yorumlamışlar bunu dersin. Ve artık o sabite olmaya başlar. O algı bir hakikatmiş gibi gelir sana. Hı. Onun için yani din, evet, metinsel anlamda sabittir ama algı anlamında sürekli değişir. Topluma göre değişir, içinde yaşamış olduğun kültüre göre değişir, sana göre değişir. Yani bir fakirin zekat ayetini okumasıyla bir zenginin aynı mı acaba? Ulan gitti 1/40 diye de düşünebilir adam. Fakir de oh iyi, bize gelecek 1/40 diye düşünebilir. Kimi üzülürken kimi sevinebilir bu tür şeylere. Yani buna çok dikkat etmek gerekir. Bu önemli bir konu çünkü. Şimdi bu hasidiklerin yaptığı da odur zaten. Yorum yapmazlar. Onun için derler Allah var mı? Bizim konumuz bu değil. Var diyor ya. Orada var diyor çünkü. Hani. Daha bunun var mı sormanın bir anlamı yok. Onun için din sabittir. Yorumladığın anda algı oluşmaya başlar. O zaman oturup senin algına bakmak gerekir. Hangi algı sistemiyle işin içine giriyorsun? Hangi düşünceye, eleştiren mi bakıyorsun? Objektif bakabilir misin metne? Bilmiyorum. Bu da çok isabetli bir yer mi? Ancak metinleri metinlerle tahlil etmen gerekir ama Kur'an öyle bir metin değil. Bir yerde başka bir şeyden bahsederken öbür tarafta aynı konuyu başka bir konuymuş gibi anlatabiliyor. Yani bir hiyerarşisi yok Kur'an'ın yazılım şeklinde. Onun için din sabittir, değişmez, ülkeleri vardır, prensipleri vardır. Faiz haramdır, bitti. Ya bunu bile, ya hocam böyle reformist düşünceler yapıp ben şunu anlamıyorum. Bence çok temelde bir hata var. Yani çağ mı dine inanmalı? Din mi bu çağa inanmalı, ayak uydurmalı? Ben burada çok büyük bir insan için karışıklık görüyorum ya. Sanki dini bize uydurmaya çalışıyoruz gibi, modern hayata uydurmaya çalışıyoruz gibi. Bu ılıman İslamcılar, işte reformistler falan var ya. Ya şimdi bu kendi topuna sıkan mı düşünüyor? Çünkü din kusursuzsa, ya kusursuz olan bir şeyin değişimi söz konusu olamaz. Kusursuzdur o. Ve kusursuzluğu koruyacağı garantilenmiştir. Kusursuz dur yani, bu kadar. İnişiyle beraber yok oluşuna kadar, daha doğrusu dünya geçerliliğini kaybedene kadar kusursuzdur. Bu vaat edilmiş bir şey. Şimdi burada şu ana uygulamak hata, uygulanması gerektiğini söylemek de hata. Ama din değişir demek ya da ne bileyim dini günümüze göre yorumluyorum demek en büyük hata bence. Yani din kendi içerisinde bir yorumu var. Dinin yorumlanması ve daha net açıklanabilmesi için de zaten bir aracısı var. Şimdi ben burada çok büyük hatalar olduğunu düşünüyorum. İnsanın bir ki yani çok temelinde bir hata var. Burada Ebru bir aktarım yapmış. Ebru Halici. Demiş ki değişen şeylerde insan parmağı olmuyor mu? Tabii ki de, yani değişim insana göre, eksik olana göre bir şey mi? Bir kere eksiğiniz yoksa zaten değişemezsiniz. Ya tam olan bir şey değişemez. Bana kalırsa bir de olmaz. Kur'an kendi içinde de değişiklikler yapmış. Mesela şöyle değişiklikler yapmış. Ya inerken yapmış yani. Ha i̇şte o ayrı tabii. Gece, o süreç ayrıdır. Yani şöyle var mesela. Diyor ki gece sabahlara kadar ibadet et. Arkadaşlarına söylüyor. Onlar da ibadet etsinler diyor. 1/3 kadar, 1/2 kadar. Çünkü gündüz çok işin olacak. Gece diyor ibadetle geçip kendini dinamize etmen gerekiyor. Ben
tam metnini söylemiyorum. Sadece aklımda kalanları söylüyorum. Sonra belli bir süre sonra başka ayet iniyor. Allah sizdeki zorluğu gördü. Artık kolayınıza geleni okuyun. Şimdi eleştiri şu diyorlar. Diyor kardeşim yani nasıl oluyor bu? Yani işte bir indiriyor sabaha kadar sürekli kılın diyor. Sonra Allah sizdeki zorluğu bildi. İşte istediğiniz kadar kolayınıza geleni okuyun diyor. Bunu dinle. Sabaha kadar oku. Kolayına gelene kadar oku. Tamam. Din bu. Bilmiyorum abi niye yaptığını. Aslında cevap bu kadar bilmek basit de, ama yani Allah ya bilmekle Allah bilmekle istemiyorum. Varlıktan bahsediyorsun. Zaten bilemezsin ki. Ben iman ettim. Ben iman ettim diyorsun. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum yani. Tamam mı? Ama oturup da orada başka konulara girip bir sürü meselelere girdiğin andan itibaren olayı artık Tanrı değil sen konuşmaya başlıyorsun. Bu sefer başka yorumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Dinin kendisi bu şekilde anlamlandırılabilir ancak. Metne bağlı kalmazsan çünkü seni yanlışlayacak birisi yok ki. Ya sen yanlış yorumladın diyecek birisi yok karşında. Ne dersen oluyor yani. Kimseyle çarpmıyor Kur'an. Benle ilgili yanlış şeyler söyledim deyip öyle bir şey de yapmıyor. Bundan dolayı bu aslında insanın modern metinlerle kurduğu ilişkiyle veya insan ürünü olan metinlerle kurduğu ilişkiyle ilahi metinlerle kurduğu ilişkideki en temel fark budur. Herhangi bir kitabı al, 50 tane soru sor. Sıkıntı yok. Ama kutsal metin. Evet yani o kutsanmış zaten yani. Kendi içinde bir farklılık bulamazsın diyor. Şimdi bunu kabul eden bir insanın tabii ki bir kapalı sistem kurmak zorunluluğu var. Eğer harfiyen yerine getirmesi gerekiyorsa. Başka çaresi var mı? Ya öyle. Kadınlar ayaklarını sürerek yolda yürümesinler. İşte topuklu ayakkabı giyenlerin işte onlara karşı kötü yani kötü demeyeyim de eleştirel ifadeler kullanılıyor. İşte kadının sesinin haram olduğu söyleniyor. İşte kişinin Allah'tan başka birisine ibadet etmesi gerekseydi kadının kocasına ibadet etmesini emrederdim diyor. Yavaşça vurunuz diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bu argümanı alacaksın modern yaşamın içerisinde karı koca ilişkisine oturttur bakalım. Tabii canım ya. Ne diyeceksin? Evet ona inanıyorum. Evet öyle. Ama işte o zaman öyleydi. Şimdi başka oldu. İşte kadın artık şöyle oldu. Kadın böyle oldu. Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'den daha zengindi. Ama hiç de öyle değildi yani. Parayı neredeyse Hazreti Hatice'den dolayı kazanılıyordu değil mi? Çok zengin bir kadındı. Ve dolayısıyla geçiminin büyük bir kısmını Hazreti Hatice üzerinden sürdürüyordu Allah Resulü değil mi? Ama hani orada çalışan kadın, çalışmayan hani niye orada o zaman kadının dediği olmuyor? Erkeğin dediği oluyor. Orada işte toplumsal statü önemli, sosyal. Evet. Bu başka bir şey. O zaman işte başka bir şey söylemeye başlarsın. Orada değiştirebilirsin bazı şeyleri. O da çok ince nüanslı işler. Bundan dolayı dinin sabitelerini tutturmaya çalışırsan yabancılaşırsın, yozlaşırsın ve çatışırsın. Bu arada en başta aile çatışır. Bölüyorum hocam kusura bakma. Bir Türkiye'm canım ülkem benim demiş ki kullanıcı adı bu arada. Vallahi kusura bakma ya bunu söyleyeceğim çünkü komiğime gitti gülmek istiyorum. Öyle bir ayet yok. Atma Ziya yazmış. Ya var ya bu nasıl bir saldırıdır değil mi? Atma Ziya ayet hangi süre üyle? Ayet değil o hadis. Kur'an'da yazan farzdır. Hadisler farz değil. Yani bu çok ilginç bir ayet değil hadis. Hatasız olanı yani ayet değil hadis dediğiniz zaman yargının taşıdığı değer açısından hiçbir şey değişmedi bu arada. Yani ayet değil hadis. Hangisi için söyledi? İkisi de doğru, ikisi de gerçek yani.
Din açısından en azından Hangisi öyle. Ya için? hangisi için? Bu arada ha evet ben bilmiyorum. Ben zaten karıştırmışımdır yüksek ihtimal. Biraz zaman geçti. Anca görebildim. Yukarıdaydım biraz da. Hangi ayet, hangi sure? Ya bu kadın işi için belki olabilir. Şu an ne diyorlar? Ad hominem diyorlar galiba hocam. Yani bir konuda tartışırsınız, söyleyecek bir şey kalmadığında karşı tarafa saldırma olayını ad hominem diyorlar ya. Kişisel saldırı falan. Hoca değil bu adam, hoca değil bu, cahil yazmış Türkiye'm canım şeyin. Ayet numarasını söyle diyor da. Ya hangi şey? Ya Hamamın neyle ilgili hangisine onu söylüyor? bilmiyorum. Onu da anlamadım ki. Yani velhasılı kelam. Kadın erkek ilişkileri İslamiyet'in anlattığı gibi yani onu değil işte o Nisa 11'deki işte kadının iki kadın payı kadar erkeğe vereni de modern hayata getiremezsin. Yani sizin örnek bilmiyorum çok mu şey oldu çok mu kafa karıştırdı da Nisa 11 ben daha bugün okuduğum için kuzenim de burada herhalde selamlar olsun. bu Nisa 11-12'de geçen yani erkeğe iki kadın payı kadar verin. Bunu da modern hayata hiçbir türlü yediremezsin yani. Ama burada da şöyle bir şey çıkıyor. Sen zaten bu dine bu Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına inanıyor isen bana kalırsa zaten bunun doğruluğunu da peşinen kabul ettiğin için modern dünyaya bunu ya modern dünyada böyle yaşanmaz diye bir şey diyebilme hakkın da yok aynı zamanda. Yani çünkü tövbe aşağı o zaman ya kardeşim ben beni daha iyi bilirim Allah beni o kadar iyi bilemez demiş oluyorsun. Bana kalırsa eğer. Yani bu seçilerek alınan bir şey değil ki. Kur'an-ı Kerim tek parça halinde gelen, sonradan toplanılmış. Tabi iniş sırası farklı belki ama sonradan belirli bir düzen içine getirilmiş ve sana sunulmuş bir şey. Hepsi doğru. Allah hiçbiri asla değişmeyecek. Hepsi benim sözümdür diyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bana kalırsa eğer hepsini tamamen kabul etmek lazım. Aynı şekilde işte Miraç'a yükselme olsun çok daha farklı anlatımlar da var Kur'an-ı Kerim'de. Ya Hazreti İsa ben bu bir yayın için hazırlanırken görmüştüm. Bir ayette Enam 49 olabilir. Şimdi ararsam bulurum da buna itiraz ederse eğer bana söylesin ben arayıp bulurum şimdi. Şey diyor ya Yok yani Hazreti burada İsa bu çamurdan çok kuş yaptı. Biz ona ruh üfledik uçtu diyor. Şimdi bunu modern hayatta hiçbir türlü hiçbir şekilde açıklayamazsın edemezsin şu yapamazsın. Yani İnanırsın, inanç adı üstünde bence çok da gayet de duygusal bir şey. İnanç yani inanç bilmiyorum. Ama bu en azından benim için yani Şimdi benim düşüncem bu şöyle şekilde. söyleyeyim. Şimdi tabii burada olayı ilahiyat meselesine çevirmenin bir şeyi yok. Yani bir, öyle bir konu da yok. Bu arada Ama neyin ayet ayet olduğunu söylemedi. Yani neyin ayet olmadığını henüz söylemedi. Söylediğinde ben de size söyleyeceğim zaten. Bu arada sen de söylersin. ayetin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Hadisin de ne olduğunu biliyorum. Hadisle sünnet arasındaki farkı da biliyorum. Kütüb-i Sitte'de geçen bir sürü hadis vardır. Ama orada peygamberin sözü olmayan ama hadistir onlar. İşte başkalarıyla ilgili meseleler de anlatılır. Sünnet peygamberin yaşantısıdır, uygulamalarıdır. Hadis peygamberin sözleridir. Ayet Allah'ın sözleridir. Bunları biliriz. Bunlar yabancı bir insan Evet. değilim. Mesela işte yani bu bizim konumuz bir değil ama bizim konumuz şu. Zaten şunu söylüyoruz. Din dediğimiz olgu tartışılabilir bir şey değil. Üzerinde sorgulanabilecek bir şey değil. Hiç Kendi kimse bunu sorduğunda kendine zaten. neyin cevabını bulacak? Yani bunun cevabını bulamayız. Çünkü bunlar dediğim gibi korunmuş metinlerdir. Dolayısıyla bu tür teknik kavramlarla işin içinden çıkamayız. Yani o zaman şunu söyleyelim. Mesela biz Allah Resulü olduğunu nereden öğrendik? Benim bir bilgim Nereden yok hocam, biliyoruz? bilmiyorum. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nereden biliyoruz? Ha, yani Peygamberimizden hepsi biliyoruz, değil Hazreti mi? Muhammed aracılığıyla bile. Aslında hepsi hadis. Yani hadis ayeti doğruluyor zaten. Bu da çok ilginçtir. Yani böyle Evet. sadece Önce ayetler varmış gibi davranmak da sünnet saçma. vardır, sonra Kur'an vardır. Önem anlamında söylemiyorum. Hiyerarşik anlamda söylüyorum. Önce hayat vardır, önce peygamber yaşar, sonra o meseleyle ayet vardır. Dolayısıyla peygamber sabah elinde 3 tane ayetle sokağa çıkmaz. Bana bugün 3 ayet geldi, hadi gelin size anlatayım diye bir öğreti yoktur. Hayattır zaten.
Onun Hala bu için arada biz ayet olmayan Allah şeylere ayet diyemezsin diyor. Vallahi ben sinirlendim ya. Ya var ya benim atölyeye de gelirseniz hepinizi banlarım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hala neye Eğer ayet öyle bir şey demediğini söylemiyor da. söylemişsek özür dileriz ama öyle bir şey söylemedim hatırlamıyorum, bilmiyorum. Tabii ki biz ayette hadis demeyiz, hadise de ayet demeyiz. Öyle bir niye öyle bir şey diyelim Yo ki? yo hala devam ediyor ya. Hadisleri ayet gibi söylüyorsun, çarpıtıyorsun. Ad hominem değil mi? Evet. Bunu internete yazın. Ad hominem diye bir şey. Birazdan banlayacağım söylemezse zaten. Yani Tamam. Yani o şey değil. Yani arkadaş belki öfkelendi bize, bilmiyorum niçin öfkelendiğini. bu da çok Olabilir. İşte aklım. yani din savunması dediğimiz şey, yani bir şeyin yanlışlıkla söylenme ihtimali de olabilir. Bu uyarılır. Sonra öyle söylenmişse geri alınır. Bunlar işte yani böyle işte din dediğimiz algı böyle bir algı olmaması gerekir. Evet, din kendi içinde tutucu olur ama dışarıya karşı böyle olmaz. Yani değil mi? Kafirin süresinde geçiyor. Lekum dinikum ve leydin. Sizin dininiz size, benim dinim ve bana. Ben kendi dinimi yaşayayım, siz kendi dininizi yaşayın. Mesele bu değil. Mesele din konusu değil. Bizim mesele olarak gördüğümüz şey modern yaşamın içerisinde insanların kapalı sistemler içerisinde bulunduklarında yaşadıkları problemlerin kaynağının yani modern problemin kaynağını dinin problem olarak gördüğü şeyi modern hayat çözemiyor, çözmez. Çünkü sahaları farklıdır, alanları farklıdır. Bundan dolayı da birbirleriyle tokuşturmalarının, birbirleriyle izdivaça sokmanın bir anlamı yok. İkisi birbiriyle paralel giderler, dokunmadan birbirlerine hayatlarını bir şekilde devam ettirirler. Dinin iddiası geçici bir dünya vardır. Bu geçici dünyada nefsine hakim ol, kendine sahip çık, öğretilere benimse der. Modern yaşam biçimi ise ne der? Ne düşünüyorsan düşün, istediğin gibi düşünebilirsin. Kimseye zarar vermediğin müddetçe istediğin şeyi söyleyebilirsin. Beden senin bedenin. Dinde beden senin bedenin değildir. Beden sana emanettir. Dolayısıyla bu iki algının hayattaki yansımalarını belgesel üzerinden konuşuyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Zaten Her bir de konuşma aynen. örneğe muhtaçtır. Örnek verilmek zorundadır. Tümel olaylar, tikel olaylarla bir şekilde nitelendirilmesi, açıklanması gerekir. Ama biz tikel bir olaydan, tek bir olaydan bütün tümeli tanımlamadık. Yani biz orada bunu yapmadık. Yani o belgeselde kadın cinsel bir objedir. Kendini kapatması gerekir. Ve doğurgan bir canlıdır. Ve annedir. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani ilginç biri daha zaten eklendi şey diyor da Selenay birçok şeyi şu an bilinçli olarak çarpıtıyorsunuz peki neden yani bu çok ilginç yani birçok şeyi çarpıtılan şey ne sorusuna muhtemelen cevap gelmez. Türkiye'm canım ülkem devam ediyor bir yayın yapıyorsan düzgün yapmalısın çarpıtıyorsun tarzı herhalde hala aynı şeyi söylüyor. Kur'an'da geçip de modern çağın yeni bulduğu çok şey var. Kur'an'da geçip de modern çağın yeni bulduğu çok şey var. Bunları önceden bir Evet. insanın yani Hazreti Muhammed'in bilmesi mümkün değil. Çünkü peygamber okuma yazma bilmezdi. Öyleyse Kur'an yaratıcındandır demiş. Evet. Buna bir şey demiyoruz zaten. Bu, yani işte bu anlaştığımız konular. Niye anlaşamadığımız konular gibi anlaşılıyor anlamadım. Yo yo devam ediyor Selena Hanım. Diyor ki az önce din bir yaşamdır dediniz sonra da tokuşturamayız dediniz. Ha mesela az önce dinle bilim tokuşturamayız muhabbeti herhalde oradan hocam. Din bir yaşamdır. Okumabilirdi diye eklemiş biri de. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu an sussak ne kadar acayip. Ya var ya hayat bu kadar. Şu an sussak insanlar konuşmaya devam edebiliyorlar ve katılımcıların sayısı da arttı. Çok ilginç. Kolektif bilinç taşı denen bir şey var ya, Jung yıllar önce söylemiş. Doğru yani. Hani şurada ilginç bir tartışma. Şimdi bu yayının katılımcısı nasıl arttı? Asıl soru işte bu kadar basit aslında. Yani bir an bir adam geldi dedi ki ayet dediğiniz hadis aslında dedi. Hangisi dedik? Cevap verilmedi. Eleştiriye devam edildi. Sonra çok ilginç devam edildi eleştirilere. Sizin neredeyse kişiliğinize
atıfta bulunulacak şekilde konuşuldu. Ondan sonra katılımcı sayısı arttı. Sonra başkaları başka şeyler söylemeye başladı. Ne kadar Ama ilginç yarın yani. herkes hayatına devam eder. İşte Herkes sorun. hayatına da tabii canım. Sizin dininiz baba, benimki sizin dininiz bana, benimki banadan kasıt Müslümanlar arasında isteyen istediğine inansın değildir. Hristiyan, Yahudi vesaire Evet. için söylenen bir şeydir. Bunu da bu Ben de onu ayetin inme söyledim. hikayesinden biliyoruz. Evet, ben de onu biliyorum yani. Mekke'de inmiş bir ayet zaten. Buradan Onun nereden için yine söyledim bilmiyorum da yani. gerçek size de sonra diyor ki gerçekten bilmeden konuşuyorsunuz. Evet, olabilir. Öyle düşünüyor olabilir. Ne Ben de diyeyim? anladım Yani ben bildiğimi söylüyorum. Ama ben burada zaten din üzerine, dinin kendisi olguları üzerine çok koruyucu olduğumu düşünüyorum. Çok koruyucu bir zaten tutum canım ben onu sergiliyor. anlamadım. İlişim da o. Yani tam bir muhafazakar gibi konuşuyorum. Yani hiçbir şeyine müdahale edilemez bir kaynak olduğunu söylüyorum. Kaynağın kendisi zaten müdahale edilemez bir şey. İşte bu da yanlış Yani oluyor. Tam tersini söyleyen, ben de bu arada bunun için eleştirildim. Geçen yayında bunun için linç yemiştim. Çok ilginç. Yemin ederim linç eden kimsenin benim ne dediğimi anladığını bile düşünmüyorum. Bu bana kalırsa bayağı bir vicdan rahatlatma tarzı bir şey. Yani hani ya o yayını izlediniz mi? Sinan Canan'la ben bir yayın yapmıştım. O yayında da ben sadece soru sordum zaten. Yayının formatı buydu yani. Ben soru sorup sorgulayacaktım. O da cevap verecekti bir şekilde. Benim sorduğum bir sorudan dolayı olay benim kendi kişiliğime geldi ve ben linç yedim tarzı bir şey oldu orada küçük çaplı. Herkes bundan laf atmaya başladı falan. Yani bu şunu anlamadım ben. Yani bu yapılıyor. Siz şu az önce dediniz ki Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir şey değiştirilmemelidir. Siz de aynı şeye muhatap oluyorsunuz. değiştiremez Sorgulayan da aynı zaten. Kim şeye nasıl muhatap değiştirecek oluyor. ki? Yani Şimdi ben değiştirmeyi nasıl değiştireceksin? Metin sabit duruyor ortada. Neyi değiştireceksin? Ancak yorumu değiştirebilirsiniz. Metnin kendisini değiştiremezsiniz. Zaten değiştirmeyeceğini söylüyor kitap. Bir harfini bile değiştiremezsin yani. Dolayısıyla yani o Allah tarafından korunmuş bir metin olduğu metnin kendi içinde geçiyor zaten. Onun için yani bunlar bilmiyorum ne diyelim soru veya cevap nitelindeki değer taşımayan şeyler bunlar. Yani biz tabii yine olayı kitleye uyduğumuzda biraz olay şeyinden çıkıyor, şirazesinden çıkıyor. Dolayısıyla kendimizi oranın tanımlamasına göre açıklama gereği hissediyoruz. ben bu arada tweet'ini buldum Bu hocam tartışmanın. Size onu da paylaşayım mı? Kur'an-ı Kerim sorgulanamaz olayı sanırım. Yani sizin din insan için tam yani sorgulanamaz. Ya siz bu konudaki fikrinizi aslında tekrar anlatırsanız bence biraz daha olay netleşebilir. yani ben bunu şu kendi kişisel bakış açımda değil. Sadece şunu söylüyorum. Belgesel merkezinden baktığımızda kapalı sistem içerisinde din merkezli bir kapalı sistem içerisinde bir şeyi sorgulamanın kabul edilebilir bir şey olmadığı. Çünkü metnin kendisinde doğruluğundan herhangi bir şüphe edilmeyen şeyler var. Şimdi doğruluğundan şüphe edilmeyen bir şeyi neyini sorgulayacaksın? İşte bunu anlamayıp yanlış anladılar. Din şey var ya hani Allah zaten sorgulamayı emretmiyor mu? Ay ne yok asla etmiyor yani. Neyi sorgulayacak? Allah diyor göğe bak diyor. Sonra bir çatlak görebilir misin diyor. Göremezsin diyor. Sonra diyor tekrar bak diyor. Bir çatlak görebilir misin? Göremezsin diyor. Sonra diyor ki gözlerin hakir bir şekilde sana geri döner diyor. Bulamadığın için. Yani cevabını veriyor zaten. Göğe bak çatlak görebilir misin? Göremezsin diyor. Yani soruyor cevabı kendi veriyor metin. Mülk suresinde geçen ayet. Şimdi dolayısıyla yani Kur'an'ın akıllı dediği insan itaat eden insandır. Yani metnine itaat edendir. Şimdi müşrikler soruyor diyor ki biz öldükten sonra tekrar mı dirileceğiz diyor. Soru soruyor. O da diyor ki evet tekrar dirileceksiniz parmak uçlarınıza kadar. Sonra dönüşünüz Allah'a olacaktır diyor. Tamam. Nasıl olacak bu iş? Soruyorum. Bu iş nasıl olacak? Allah her şeye kadirdir. Tamam. Sorunun cevabı bu. Yani İman şimdi bu ediyorsan anlaşılmıyor. tatmin olursun. Evet. Tatmin olursun. İman ediyorsan tatmin olursun.
Çünkü konuşan bir insan değil. Yerlerin ve göklerin sahibi olduğunu tanıtan bir varlık. Her şeyin varlığı, her şeyine sahip olan. Ona mı yapamayacak? Yani siz sizin dışındakilerin yaratılmış olması sizin yaratılmış olmanızdan daha kolay değil. Yani sizin yaratılmanız çok daha kolay bir mesele. Onun için yani Kur'an kendisine itaat eden bir aklı istiyor. Çünkü görevi gereği budur. Yani yani şeytan sordu, ne oldu? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben daha üstünüm dedi. Ne oldu sonra? Bir daha sorma mı dendi? Lanetlendi değil mi? Çünkü yani... sorguladı değil mi? Ben şimdi anladım. Ana ben hiç bu açıdan bakmamıştım. Ben de şey yazıyordum, bu düşünmez misiniz, akletmez misiniz ayetleri var ya. Öyle bir yazayım dedim. Bir ayet örneği aklıma çıktı. Hud suresi 51. ayet. Ey kavmim, şimdi aynı soru sorulmuş. Demiş ki ya bu düşünmez misiniz, akletmez misiniz ayetleri nereden geliyor falan. Bu arada iblis o şeytan değil. Nasıl yani? Evet, işte böyle kavramsal. Yani kavramsal iblis yerden vuruluyor. Evet şöyle çok klişe bir siteden girdim. Soru şu, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde akıl etmez misiniz ifadesi geçmektedir. İşte bu ne anlama gelir falan tarz. İşte aklet sorgulamaz mısınız? Onların da cevabı bu arada. Diyor ki akıl etmekle ilgili ayetlerin hiçbirinde Kur'an'ı anlamak veya dini hüküm çıkarmak için akıl edin diye bir ifade yoktur. Ya zaten dini hüküm çıkarmak için akletmenize gerek yoktur da. İnanıyorsanız. Şu birkaç örnek vermiş mesela. Hud suresi 51. ayette akıl etmez misiniz? Şöyle geçiyor. Ey kavmim, buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim beni yaratana aittir. Akıl etmez misiniz? Şimdi bir önceki ayeti almıyorlar. Akıl etmez misiniz alıp şöyle söylüyor adam. Diyor ki ya Kur'an-ı Kerim diyor işte akıl etmez misin? Akıl etmiyor musunuz? De çevrilebiliyor işte. Nahl suresi 12. ayetten bir örnek daha vermişler. N-A-H-L. Geceyi gündüz. Yani anlamıyor musunuz? Anlamında kullanıyor. Anlamıyor musunuz? Yani orada bir sıkıntı var işte. Açıklamayla ilgili bir mesele değil o. Anlamlandırmayla ilgili bir mesele. Bir konu. Onun için yani ben ilk defa bu açıdan bakmıştım. Şaşırdım hocam bu arada. Ve doğru da yani. Yani en iyi. Bu şey değil. Yani bu o sistemin insan tanımı ve insan tanımı üzerinden ortaya çıkaran şey. Yani atanız Adem'e bakmıyor musun? Atan Adem'e bak. İsyan etti. Cennetten kovuldu değil mi? Evet. Yunus Aleyhisselam değil mi? İsyan etti. Neredeyse tövbe etmeseydi balığın karnında kalacaktı. Şimdi hadi açıkla bunu bana, balığın karnında kalma olayını. Ya işte bu değil. Şimdi ekleme gelmiş ama. İman, inanç bu zaten. Bilgi değil ki. Bugün laboratuvar sonucuna göre evet derim. Yarın laboratuvar sonucuna göre hayır olur. Yani işte bütün olay bu işte. Yani aslında bizim burada dediğimiz sorgulanamaz olayı da aslında bu. Hani Allah'ın dediğini sorguladığın zaman imanın ya işte... Yani bizi eleştirenler daha modern bir bakış açısıyla bakarken biz daha muhafazakar bir bakış açısıyla bakıyoruz olaya. Yani daha eskiye dönük daha çok. Yani mesela açıklandığında hoşunuza gitmeyen şeyi sormayın diyor. Cihatla ilgili ne zaman gideceğiz diye soru soruyorlar. Abi. Açıklandığında hoşunuza gitmeyen şeyi sormayın. Bekleyin yani. Durun. Çok soru sormak Yahudilere ait bir özellik. Bu arada hocam bu balığın karnı olayı var ya. Bir açıklama geldi zaten. Bu balığın karnı psikolojik bir sıkıntıymış. Yani müteşabih bir i̇şte anlık bu yorum. Varmış. Bu yorum. Ya bu çok ilginç hocam. Yorumla gerçeği de karıştırıp yorumu gerçek gibi görme olayı da bence bir problem. Bu olayda bu da var. Yani yorumun yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama bu yorum. Yani ya işte hocam bilmiyorum. Ama başkası yani. Bunu başka bir yerden alır. Başka bir şekilde değerlendirir. Balığı bir şeye benzetir. Ne uyduruyorum, salladım. Tekneye benzetir, gemiye benzetir. Tamam mı? Yapar. Ama işte o metnin kendisinden koparak metne bir anlam yükler. Metinle mana anlamında çatışmıyor olabilir. Ama bu başka bir zamanda, başka bir dönemde başka bir şekilde yorumlanabilir. Ben onu söylüyorum ama Hasidik ekolü veya kapalı sistem ekolü bunlara çok yer vermez. Bunları çok önemsemez
Bunlar zaten ayrıntı konulardır. Benim bahsettiğim meseleler imanla ilgili meseleler. Yani biz bir kere yani iman dediğimiz olguya girdiğimiz anda vahyin kendisinin bir bilgi kaynağı olarak modern yaşam kabul ediyor mu? Vahyi bir bilgi kaynağı kabul ediyor mu? Veya ilhamı bir bilgi kaynağı kabul ediyor mu? Meleklerin varlığını kabul ediyor mu? Şimdi nasıl modern bir Müslüman olabileceksin? Yani modern düşünce sistemiyle nasıl Kur'an'a bakacaksın? Bir kere meleğin varlığını kabul etmeyen, vahiy bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen, bilginin elle tutulur, gözle bilinir, nesnel olması gerektiğini söyleyen bir bilimsel bakış açısıyla Kur'an'ın kaynağı, Kur'an'ın kendisinin varlığının nedeni olan vahiyin nasıl geçerliliğini kabul edeceksin? Bilimsel bakış açısıyla baktığın zaman. Onun için diyorum, ikisinin birbiriyle teması ettirerek arkadaş haline getirmek bir şekilde çatışmalı bir düşünceyi ortaya koymaya başlıyor. Bu da işin içinden çıkılmaz hale gelmeye başlıyor. Ve çok daha başka bir yorum yaptınız. İşte orada Hazreti Süleyman'ın kuşlarla konuşmasını istihbarat, karıncalarla karınca ordusunu atlı orduya benzetmesi. Tamam mı? Bak bunları hep diyorum. Orada atlı ordu demiyor. Diyemez miydi atlı ordu diye? Ya işte ben yani ilginç şeyler hocam işte yani bu zaman o dönem böyle anlatılıyordu diyorlar ama bu zaman da Kur'an tarihsel bir kitap haline gelmiş oldu. O zaman tarihsel değil, universeldir. Mustafa Öztürk'e gideceksiniz. Mustafa Öztürk bunları çok güzel bir şekilde anlatır. Mustafa Öztürk'ün kitaplarına bakın, YouTube'daki şeylerine bakın. Bu konuda Türkiye'de en iyi tarihselcilerden birisidir. En ne diyelim yetkin ve entelektüel ve ilmi anlamda düzeyi yüksek birisidir. Ona gidip tarihsel olarak bakabilirsiniz. Kur'an tarihseldir dersiniz, evrensel değil dersiniz. O zaman. Yani Murat olarak. Hala aynı sorular gelmeye devam ediyor bu arada. Yani hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz, ayetini nasıl açıklarsınız diyor. Ben yine internete yazdım, birkaç ayet gördüm. Şöyle Bakara hiç düşünmez misin derken bak. Ha buyurun siz açıklayın zaten de. Bir kere şu, burada şu önemli. Şimdi biz Allah tarafından muhatap alınmış olmanın şerefini yaşamamız gerekiyor. Kur'an üzerinden konuşuyorum. Kur'an'la ilgili, dinle ilgili daha doğrusu. Yani her şeyi yaratan seni muhatap almış, seninle konuşuyor. Sana bir kitap indiriyor. Sana bir peygamber indiriyor. Bak bunu yapan her şeyin sahibi. Bu kolay bir kavram değil. Her şeyin sahibi. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen. Olmuş olacak her şeyin. Kainat dediğimiz her şeyin sahibi. Seni muhatap alıyor. Şimdi sen bu kadar güçlü bir ilahın sözlerine üstüne söz mü söyleyeceksin? Zaten ayet valla ben okudum da şimdi bak şöyle diyor. Şimdi Allah'ın üzerinizdeki burada nimetini size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp düşünün. İşte akıllarınız ersin diye Allah size ayetlerini böylece aç. İşte akıllarınız ersin diye Bakara 242. ayet. Akıllarınız ersin diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Bu nereye, arada yani açıklıyor da zaten ersin? Metaforik anlam çıkartmaya çalışmak da biraz kasıntı gibi olabilir. Yine hani böyle yorumlamaya çalışmak. Çünkü zaten açıklandığı iddia edilmiş mesela. Ya o olabilir. Yani, o olabilir. Bu da söylenebilir. Onu demeye çalışıyorum. Yoksa yorumlama işine girdiğinde kapalı sistemin dışına çıkarsın. Ve kapalı sistemden çıktığın zaman daha esnek düşünmeye başlarsın. Daha katı düşünmezsin, daha refleksli düşünmezsin, daha savunmacı düşünmezsin. Çünkü savunma gereği hissediyor. Mesela bazı arkadaşlar savunma gereği hissediyor. Ve otomatik olarak seni veya beni o dairenin, geçen konuştuğumuz gibi dairenin dışında bir yerde görüp oradan ok fırlatmaya çalışıyor. Şimdi halbuki ben de ben dairenin içindeyim abi. Niye yani bana ok atıyorsun ki sen? Ben dairenin dışında olduğumu söylemiyorum ama işte esnek düşünmeyince tamamen katı bir düşünce sistemi içerisine girdiğinde otomatik olarak bunu çok daha rahat yapıyorlar. Yani
Mesela bu arkadaşlar acaba bankayla iş yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapmayan insan yok. Şimdi nerede o zaman katılık? Değil mi? Yok. Ya aslında herkes gibi yaşayıp marjinal gibi düşünmek işte bu kimlik yarılması oluyor bir Bu yerde. arada Bakara 23'ten biri bir aktarım yapmış hocam. Onu da hemen ekleyeyim İşte istiyorum. bunlar değil. Ayetlerle çarptırmak çok İslami ve ahlaki bir şey değil. Evet, ama Eğer hani ya çarptırmaysa. işte hani şimdi şey diyecek, yoksa okunmadı diyecek. Eğer kolumuza indirdiklerinizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir sure getirin. Oo. Tamam, şüpheye düşemezsin diyor işte. Evet, düşemez. Ben de anlamadım. Bu belki de bizim ne demek istediğimizi anlayan arkadaştır. Bilmiyorum hocam, Yani anlamadım. işte ve Olayınca karım. insan dediğimiz canlı Kur'an gibi bir şey asla yazamaz. Eşi ve benzeri olmayan bir kitaptır. Çünkü söyleyeni ilahtır. Şimdi söyleyeni ilah olduğunda o kitabın benzerini yazamazsın. Yazamayacağın için de ona nasıl bir alternatif sunabilirsin ki? Yani sunamaman çok o sistem içerisinde çok tabii bir şey. Onun için bir benzerini getiremezsin zaten. Mümkün değil. Buna gücün yetmez diyor. Yazdım ben işte dersen yok. O. Ya benzeri olmadığını kim söyleyecek? Benzeri olmadığının delili ne biliyor musun? Benzeri olmadığının delili o kitapta yazmamasıdır. Evet işte aslında yani. Başka delili olamaz. Çünkü kim çürütecek o delili? Yani söylemek istediğim bu. Onun için Mustafa Öztürk şunu söylüyor. Allah'ın kullara sorması gereken soruları kullara soruyor. Yani namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu, şunu yapıyor mu, bunu yapıyor mu? Bu Allah'ın soracağı bir sorudur diyor. Kulların Allah'a sorması gereken soruları kullara soruyoruz. İşte bu konuda işte ev alacağım, ne yapayım, işte dua edeyim diyor. Halbuki ki onu bir kişiye sorman gerekir, değil mi? Yani Allah'tan cevap alamayacağın için bir kişiye sorman lazım. Yani işler birbirine girmiş, karışmış bir gibi. Ama en sarih düşünenler söyleyeyim, Hasidikler. Çok temiz düşünüyorlar. Tabii canım. Aynen. Zihinlerim çok berrak. Hiçbir şüpheleri yok, şek yok. Şüphe şeytandandır çünkü. Vesvese de Onun için zaten akla bir şüphe düşürmek değil mi ya? Benim bildiğim kadarıyla zaten evet vesvese yani. ne demek, fısıldamak yani. Evet Yeni yani bir ekleme dolayısıyla getirmiş biz de bu arada hocam. Bunları da okumak istiyorum. Kusura bakmayın. Hep sizi bölüyor gibiyim. Çok bir sürü mesaj yazdı. Neredeyse tek başına yayın yaptı desem yeridir aşağıdan. Ölüm anlarını ölmekte olan, ben ancak bunu okuyabiliyorum şu anki sizi böyle bildim. Diyor ki ölüm anlarını ölmekte olan kişileri iyi izle. Ahiretin var olduğunu göreceksin der Kur'an. İblis o, iblis. evet. Yani şu an ötenaziden Tamam. gülümseyerek ölenler de var da ben anlamadım. İblis o, iblis ne şeytanı yahu. Bu arada evet, yani ötenazi diye bir şey de var. Yani hocam ben yemin ederim atölyede ne yapacağız onu bilmiyorum. Yani ben de Yok bu yani konuya soyundum. Çok yanlış burada anlaşılma bak var. şimdi Savaştırma yani var. İşte diyor ya İsmet Özel öyle söylüyor. Benim söylediklerimi ya anlamayacaksın ya da yanlış anlayacaksınız diyor. Şimdi tabii biz öyle söylemiyoruz. Evet, doğru. Şimdi yani yanlış anlaşılma mı yoksa ben mi ya sen mi yanlış anlattın onu bilmiyorum ama ne onlar benim tanımladığım bir Müslüman veya bir dindar ne de ben onların tanımladığı bir Müslüman veya bir dindarım. Yani buna eminim. Çünkü 42 yaşındayım artık birilerinin tanımlamaları üzerinden "Aa ben bu muyum?" diyecek yaşta değilim. Ben de kimseyi tanımlamıyorum. Tanımlama haddim de yok zaten. Öyle bir niyetim de yok. Kişilerle değil. Benim sadece buradaki bir belgeselin, yani ciddi bir belgesel. Ya yani bu 1700'lerde, 1800'lerde olan mesele değil. 2012'lerde, 2015'lerde olan meselelerden bahsediyorum. Yani her an böyle insanlarla karşı karşıya gelebiliriz. Şimdi dolayısıyla
bu sistemlerin içerisinde bulunan insanlar çok da mutlu değiller. Hocam, saat İşlerinde bitmiş. büyük